Mahkemelerimiz var, iş hukuku, iş mahkemeleri vesaire. Ve bu mahkemelerimiz yükü kaldırmıyor. Demek ki bu mahkemelerimizin çoğalması lazım. Daha çok hakime Türkiye'nin ihtiyacı var. Ceza yargısı açısından daha çok savcıya Türkiye'nin ihtiyacı var. Ve bir de nitelikli hakim ve savcılara da ihtiyacı var. Bunlara baktığımız zaman tabii bu nedenle en önemlisi geciken bir yargı var. Yani geciken adalet adaletsizliktir denir ve çok doğrudur. Mesela benim 10 milyon lira alacağım var. 10 sene uğraşıyorum da o alacağımı 10 sene sonra alıyorum. Yani bu böyle yargı olmaz ki, değil mi? Veyahut da bir ceza davası 3 yıl, 5 yıl falan, uzun uzun devam ediyor. Adalet yerine gelmiyor geciktiği için. O bakımdan yargının genel olarak sorunları var. Yani yargı iş yükünün ağırlığı açısından, aynı zamanda istinaf mahkemeleri ve Yargıtay'da da işlerin uzun sürdüğü görülüyor. Zaten bu nedenle istinaf mahkemeleri kuruldu, Yargıtay'ın yükünü hafifletmek için. Ama hala belli ölçülerde hafiflese de sonuç itibariyle yargının ağır şeylerle, işlerle karşı karşıya olduğu ve ağır yürüdüğü ortada. O bakımdan haklı şikayetler var. Ama siyasi açıdan baktığımız zaman, yani siyasi meselelerle ilgili yargılamalar açısından, özellikle ceza yargısında baktığımız zaman Türkiye'nin iki tane sorunu var. Bir, bölücü PKK'nın merkezinde olduğu bölücü suç işleyen örgütler var. Bölücü örgüt PKK. Ha, bir de FETÖ. O da bir suç örgütü. O da terör örgütü. Bunlar var. Bunlarla mücadelede yargı çok kahramanca işler yapıyor. Onu görmemiz lazım. Oradan baktığımız zaman yargı altın çağını yaşıyor dedik ve doğru, altın devri